Evet, az önce Hatay'dan bahsettik. İzledik hep birlikte görüntüleri. Bundan bahsedeceğiz ama bir şekilde İstanbul'da da bir deprem bekliyoruz ve bu depremin 7 üzerinde olması söz konusu. Ve eğer böyle bir deprem meydana gelir ve denizde çökme olursa etkisi ne olur? Bilim insanları bu soruyla yola çıktı ve İstanbul için yeni bir tsunami senaryosu hazırladı. Korkutucu. Detayları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk ile konuşacağız. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz hoş bulduk, diyelim. Teşekkür ederim. Hatay'dan başlayalım hocam. Az önce Sayın Bakan'ın açıklamalarını da izledik. İskenderun Evet. için. Ne düşünüyorsunuz Şimdi bu konuyla ilgili? İskenderun ilk depremde İskenderun zemini gerçekten çok zayıf. Biz bütün sondaj verilerini bir daha değerlendirdik. Mühendislik bağlı anlamında çok zayıf, oturan bir zemin stili var alttaki sediment itibariyle. Ve burası ilk depremde, 7-8'lik ilk depremde çok sallandı ve yüzeye bir su çıkardı. Zemin sıvılaşma suyu çıkardı, biraz oturdu. Ve su geldi dendi. Hayır, deniz suyu gelmemişti ama oturma özellikle daha sonraki 6-3, 14 gün sonra olan 6-3'lük depremde bir daha sallandı ve oturmalar iyice hızlandı ve gerçekten denize açık hale geldi burası artık. Zaten yüksek binalar da ağırlığıyla burayı çöktürmüştü. Bütün bunlar olunca burası yaklaşık 1,5-2 metre çöktü. Ve yaklaşık %1 de yayıldı. Hem denize doğru yayılıyor hem çöküyor. Ama su geldikçe o yayılma çatlaklarından giren sular yayılmayı hızlandırıyor, çökmeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla derhal onun bir çözümünün alınması. Kıyıda artık koruyucu hiçbir şey kalmadı. Kıyı komple 3. caddeye kadar, özellikle rüzgarlı zamanlarda oturduğu için böyle 3. caddeye kadar su geliyor artık. Altyapı çöktü. Bütün kanalizasyon, su iletim sistemleri çöktü. Böyle bir zayıf zemine, kıyıya bu kadar yaklaşık yüksek bina yapılınca zemin depremle beraber böyle bir tepki verdi. Yani bölge çöktü, su girdi. Aynı şey 99 depreminde de yaşanmıştı aslında. Gölcük'te buna benzerdi ama tam bu değil. O çok daha fayla çökmüştü orası. Fayla beraber çökmüştü ama bura faysız zeminin kendiliğinden oturması, oturması ve çökmesi var. Şimdi burada hızla bir çözüm yapılması lazım. Aksi halde zaman geçtikçe hem korozyonlar hem binalar, şimdi binaların alt katlarından su çekilip tahliye oluyor. Yani bugün İskenderun hakikaten çok ciddi, yani bir kilometre boyunca yaklaşık bir zonda ciddi bir zemin deprem sonrası gelişen karmaşık bir problemle uğraşıyor. Biz de öğreniyoruz tabii bunu. Yani biz de böyle bir olayı görmüş, yaşamış değiliz. Evet. Her olay bir vaka kendi içinde. Yani buradaki olayı biz uluslararası bir ekiple çalıştık. Makale aşamasına getirdik. Şu an son aşamasındayız. Bitirdik gibi burayı. Buradaki bütün zemin sıvılaşma malzemelerini analiz ettik. Oturmalara baktık falan. Ve iki defa ben gittim buraya. Buradaki oturma çökmeyi gördük. Zor bir iş. Belediyenin zor bir işi var şu an elinde. Tabii tek başına bu işin içinden çıkamaz belediye. Çünkü bakanlığın da desteği devreye var tabii. Ve zaten bakanlık falan gelmiş tabii, öyle gözüküyor. Tabii. Ama hakikaten çok, ama biz bunu yine kendi elimizle yaptığımız bir hatanın sonucudur bunlar, bütün bunları. Kıyı kenar çizgisini izlemeden bina yapmışız. Nedir bu? İnşaat yapma için kumulların, sazlıkların bittiği yerden sonra bir 100 metre hiçbir şey yapamayız. Bakın oraya kadar geliyoruz. Plaj, kumul, sazlık. O bitecek. Ondan sonra 100 metre ara vereceksiniz. Ondan sonra. Biz burada ne yapıyoruz? Bizim ülkemizde sahile gidiyoruz, kıyısına. Manzaramız olsun, evet, balkonumuz zayıf olsun. Ve altımızda sulu zeminlere binalar yapıyoruz. Ve yüksek yapıyoruz. Aynı şey, Marmara için de geçerli mi? Şimdi en büyük korku tabii Marmara ve Marmara'da herhangi bir şey olması yani büyük evet, büyük zayiat, büyük zayiat her açıdan. Evet. Şimdi tabii biz bazı olayları oldukça öğreniyoruz. Dedik ya işte büyük taşlar yıkılıyor, bir yerde taş geldi, derenin arkasında baraj oluşturdu, bazı yerde taşlar aktı var. Yani bunları hep öğreniyoruz bazı şeyler. Biz geçmişte oldu bunlar ama biz bunları yaşamadığımız için hiç olmamış gibi görüyoruz. Şimdi sanıyoruz ya da bir şey olmaz diye bir tarafa atıyoruz. Şimdi İstanbul depreminde de geriye dönüp İstanbul'da ne olduğuna bir iyi bakmamız lazım. İstanbul'da yaklaşık 500 yılda bir büyük deprem olmuş. 500, 980, 1000 ve 1509. Ve 2000'li yıllara doğru gelen yeni bir depremle karşı karşıya gelme durumumuz var. Yani
tarihi deprem şeyi bunu söylüyor bize. Şimdi buna karşı ne olacak şey? Yani tam da bilmiyoruz. Yani işin Türkçesi. Öngöremiyor muyuz peki aşağı yukarı? Hayır, 1509'u. 1509'da ne olduysa aşağı yukarı onun gibi olacağız ama 1509'da kayıt binalarımız test edilmedi. Küçük, ahşap, derme çatma. Kıyılarda ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii. Neler olduğu bitmez. İşte orada dar bir İstanbul vardı. O da Türklerin, yani atalarımızın yeni aldığı bir kentti o. Yani 40 yıllık bir kentti. Tabii. Böyle bir deprem ama 2. Beyazıt kentte kalamayıp Edirne'ye gidiyor. Şeyinden dışarı çıkıyor, çadır kuruyor Gülhane'ye falan. Böyle zor bir deprem, büyük ölümün, büyük yıkımın olduğu bir deprem 1509. Ondan sonra bir deprem daha yok. Şimdi biz sizin bahsettiğiniz tsunami modelimize dönersek eğer, bu depremde, bu arada ben size göstermek için kitap getirdim. 3 tanesi var ama bu tanesi evde bulamadım. Bakayım hocam. Biz her 10 yılda bir Marmara Denizi Sempozyumu yapıyoruz. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olarak. Bu 2010, bu 2020, 2000'i evde bulamadım maalesef. Her 10 yılda bir yapıyoruz. Biz hep bunları konuşuyoruz aslında. Yani bunları sürekli gündeme getirdik. Bilim camiasıyla biz bunları tartıştık. Bu bizim vakfımızın, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın bir 10 yılda bir periyodik yaptığı bir çalışma. Başkanı da abim bu arada, onu da size hatırlatayım. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın başkanı Profesör Bayram Öztürk. Beraber yaptık, evet. Şimdi biz de burada sürekli modelliyoruz burayı. Marmara Denizi'nin. Marmara Denizi'nin içinde Huni gibi 3 tane büyük çukur var. 1000 metreden daha derin, o da ilginç. Huni gibi 3 tane derin çukur var. Kaç metrelik bu çukurlar? 1000 metreye geçiyor. Bir tane tabii 1000 metreye, 3'ü 1000 metreye geçiyor. Bir tanesi 1000 metreye yakın bu Kumburgaz çukuru. Bir tane de İmralı çukuru var. Bu da 5. çukur. O da daha güneyde ayrı bir çukur ama büyük olan 3 tane var. Peki. Çınarcık, Tekirdağ ve Merkez Çukur ve Tekirdağ Çukur. Şimdi bu Huni gibi çukurlar. Niye Huni? Çökmüş de Huni olmuşlar. Yani çökmüşler değil mi? Yani çökmeseler, çöke evrimleşmeseler olmazdı bu. Şimdi önümüzdeki depremde yine çökecekler mi? Hesabımıza göre 2-3 metre çökecek. Aynı çukurlar. Aynı çukur ve çevresi ama ta çerçevede. Yeni çukur oluşma olasılığı. Yeni çukur değil. O çukur biraz daha derinleşecek. Çünkü çukura malzeme geliyor ama çökme hızı malzemenin doldurma hızından daha fazla olduğu için hayatını hep çöktüre çöktüre devam ediyor. Yani bir taraftan da malzeme geliyor. Bu çökme devam etmese en son dümdüz kapanacak, iş bitecek, gelen malzemeyle dolacak. Dolayısıyla varlığını çökerek sürdürüyor bu tür alttaki derinlikler. Doğru mu? Evet. Şimdi bu tekrar çökünce ne olacak? Şimdi ben bunu ODTÜ'den Ahmet Cevdet Hoca, bizim tsunami modellemedeki bir numara hocamız o. İBB'nin işlerinde o yapar, Türkiye'den kıyıları da o yapar. Hoca dedim ki bunlar daha önce hep şey üzerine çalıştılar. Heyelan olacak, önüne suyu sıkıştıracak ve bir tsunami olacak. Ben de bu çökme esaslı gel bir modelleme yapalım dedim. Yani çökme esaslı. Eğer çökmenin yarattığı bir tsunami oluşursa ne olur? Şöyle bir model yaptık. Yaklaşık 120 kilometre boyunda iki tane fay kırılacak. Çınarcık, Kumburgaz. 20 kilometre çerçeve fayları var eninde. Ve 2 metre, 3 metre bir oturma durumunda ne olur diye baktık. Şunu gördük. O deprem oldu. Burası oturdu. Kıyıdan su vakumlayacak. Değil mi yani? İlk önce suyu alacak. Ondan sonra geri verecek. Bravo. Evet. Tam öyle. Tam da model bu şekilde. Kıyıdan su oluyor. Kıyıdan 1-2 dakika içinde, kıyıdan hemen su çekilmeye başlıyor. Şimdi dikkat, su çekilince ne olacak? Tekneler oturacak değil mi? Bazı bizim teknelerimizin çekek yerleri 2 metre derinlikte bile değil. Tabii. Bunlar ipini koparacaklar. Marmara Denizi afetine müdahalede işimizi bozacaklar. Bir tanesi bu. Yani biz Marmara Denizi'nin afeti nereden yapacağız esas olarak? Allah göstermesin, gecinden versin ama bir gün olduğu zaman içi merkezden yapacağız. Yani denizi kullanacağız. Denizdeki deniz araçlarını ve kıyı yapılarını çok iyi bilmemiz, böyle bir dalgada nasıl davranacağını önce onlar için bilmemiz. Daha sonra da o dalgalar 8-10 dakika sonra dalga geliyor. Kaç metrelik dalgalar? 2-3 metre arasında bir dalga geliyor. Az değil. Tabii az değil. Yalnız bu bir model. Siz ne girerseniz bilgisayar size modeli ona göre. Yani siz bunu giriyorsunuz. Marmara Denizi'nin tabanının da bilgisayara zaten hazır var. Bilgisayar proses ediyor bunu.
Şimdi bunu ettik, biz de bunu bir yayın aşamasına getirdik demin İskenderun örneği gibi Ahmet Hoca ile. Fakat uzun süredir bunu şey yapamadık, yani bitiriyoruz gibi. Çünkü modeli ara ara değiştiriyoruz, bir daha değiştiriyoruz. Datalı farklı giriyoruz. Acaba ortası, Huni'nin en ortası, Huni'nin en ortası daha çok çökerse ne olacak? Tabii. Yani eşit değil 20 kilometre Huni ortası gibi. Şimdi buradan şunu söyleyebiliriz. Geçmişte 500 yıllık depremlerde bir yıkım var, bir de su hareketin rapor edilmiş. Hı hı. Biz tekrar böyle bir su hareketi bu şekilde başımıza gelebilir diye yeni bir modeli toplumla paylaştık. Hı hı. Toplumla paylaştık. Şimdiye kadar olan heyelan esaslıdan, heyelan gelecek falan. Bu heyelanlar çok güçlü olamayacağını ben şahsen düşünüyorum. Çünkü bir de olsa olsa kuzeydeki heyelan güneye doğru bir akıntı kayarsa. Çökme daha çökme esaslı, evet. Olur diyorsunuz. Biz şimdi çökmeyi nerede gördük? İzmir'de, Sisam Adası'nın orada. Evet. Orada kırıldı. Orada tekneler aldı başını gitti, hatırlayalım. Hı hı. Doğru mu? İzmir, o Sisam Adası bu depreminde. Bu en büyük tsunami, deprem kaynaklı tsunami Sumatra Adası'nda 250-300 bin kişinin öldü. O da çökme onda da, miydi? Onda da yine plaka hareketiyle suyun yükselmesi düşmesi var. Kesinlikle öyle. Anladım. Ama tam pür yanal hareket ederse, mesela onun Gökçeada'da oldu. Gökçeada'da 2014 depremi oldu. 6 falan ya da 6-9 o aradaydı. Hiç bir gram tsunami olmadı. Su hareketi olmadı yani. Onu biliyoruz. Ama oynama, taban oynadığı zaman, zemin zaman oynadığı zaman oluyor bu iş. Gölcük'teki de buydu. Biz Gölcük'te depremden sonra ölçtük, batimetrik ölçüm yaptık. Seyirografi, oşinografi dairesiyle deniz. Baktık ki çökmüş bölge. Çökme esası var orada. Peki hocam, en kötü senaryoyu düşünsek, en kötü senaryoda diyelim ki orta çukur çöktü, hem çukurun çökmesi hem heyelan olabilir mi aynı anda? Olabilir. Bunları hepsini peki, bilemiyoruz. Tamam. Hem çökme gerçekleşti, hem heyelan gerçekleşti. Beklenenden 7.4 diyorlar, 7.6 diyorlar, 7.8 oldu diyelim yok, ki. Yok, mesela en kötü senaryoyu, şimdi tsunami öyle bir şey ki tabii bir dakika sonra deniz çekilmeye başlıyor diyorsunuz, evet, ortalama. Evet. Bu süreç içerisinde insanlar denizin çekildiğini görüyorlar. Bazı uyarı sistemleri var. Tabii, muhakkak tabii, ki tabii. Kendilerini kurtaracaklardır diye umut ediyorum kıyı şeridinde yaşayanlar. En kötü senaryoda kaç metre bir tsunami gerçekleşir ve ne kadar içeriye kadar girer? Okay. O soru güzel bir soru ama o soruyu biz ikisini veya öyle bir senaryoyu modellemedik. Bizim senaryo şu şey kırılırsa ne olur? Çınarcık. Kumburgaz kırılırsa ne olur? İkisi beraber kırılırsa ne olur? Biz benim anlattığım 120 Aynen. kilometre boyunda ikisinin kırılma durumu. Ama bu arada bir de heyelan olursa falan o zaman onları bilemiyoruz. Yani ama bu esas Marmara Denizi'nin afet yönetimi bağlamında önemli. O yüzden bütün Marmara kıyılarında bu arada bütün petrokimya tesislerini, depolamaları, boruları, işte balıkçı ve diğer limanları, kimyasal tesisleri falan hepsini bu kıyıda dantel gibi işleyip çalışan bir sistemi kurmak lazım. Şimdi bu konuda aslında yapılmıyor değil. İki bakanlık var. Çevre Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı. Onların bu tür bir tesis bazlı ve bölge bazlı afete müdahale planları var. Ama inanın ayrı ayrı. İki bakanlığın ayrı ayrı. Bir planlar yapıyorlar. Fakat o planlar onların değil. O planlar esas. Büyük buradaki etraftaki belediyeler, askeri yapılar, birlikler ve AFAD ya da valilik. Bunları beraber çalışması lazım. Anlıyorum. Ve pratik yapmamız lazım. Kim, nerede, ne, herkes ulaşmamız lazım. Böyle bir karman çorman, böyle bir kaotik durum olmaması lazım. Şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi bir kere Marmara depremi, olası bir Marmara depremi, beklediğimiz Marmara depremiyle bu 6 Şubat'taki depremler silsilesi aynı değil. Çünkü biri hem şeye çok yakın, yüzeye çok yakın, şehrin merkezinden geçen depremler. Tabii. Buradaki deprem, yani Marmara'yı etkileyecek deprem, denizin altında. Evet. Denizin altında olduğu için Marmara'nın onu absorbe edeceği, yani Marmara Denizi'nin absorbe edeceği ve
Evet, iyi niyetli tahminlerle ve yüzeye daha az yansıyacağı söyleniyor. Yok. Ama siz öyle düşünmüyorsunuz. O konuda yani öyle bir bilgimiz yok. Yani böyle bir depremin böyle öyle bir şey bilinmiyor. Ama yerin epey altında. Tabii yerin altında. Ne kadar yani yerin altında yukarıya o kadar az yansıyor. Tabii de 10 kilometrede civarında bir kırılma bekleniyor. Evet. Bir taraf bugünkü bizim karşı karşıya kaldığımız bu 7-8'lik, 7-7'lik Pazarcık ve diğer deprem çok büyük bir deprem gerçekten. O büyüklükte bir deprem olmayacak. Hı-hı. Sadece Pazarcık fayı, ilk kırılan 7-8'lik fayın boyu 350 kilometre. Bunun biz 120 kilometreden maksimumdan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani 350 nerede? Demek ki 3 katı kırılmış. Evet. Yani böyle bir, ikincisini söylemiyorum. Yani ikinci depremi. Söylemiyorum. 7-6'lığı söylemiyorum. Sadece evet, ilk, biri birini tetikledi. Evet, ilkinde 350 kilometre civarında kırılıyor ki yani bu çok büyük deprem. Bunun 7-8'in 7-9'a doğru da getiriliyor büyüklüğü. 7-7'nin çok üstünde. Hocam Marmara Denizi'nde ciddi bir tsunami tehlikesi görür müsünüz? Valla bu çökmeler yaşanırsa ki yaşanacak gözüküyor. Yani buranın yılda 7 milimetre çöktüğü, hı hı, konusunda bir data var. Ne kadar çok tabii yabancı bir grubun çalışması bu. Hı. 7 milimetre. Bu 500 yılda 3,5 metre yapar. Hadi 5,5 metre sedimentasyona uğrasın. Örtü, çamur geldi. Hı hı. 3 metre çökme olur. Bu eğer büyük vakumlama ile beraber etrafında bir dalga hareketi yapar. Hı hı. Ama nereye etkilenir? Biz onunla ilgili geçen bir İTÜ'de, Denizcilik Fakültesi'nde bir toplantı yaptık. Hı hı. Burada tersane sektörünün sahipleri geldiler, konuştular. Hı hı. Liman grupları konuştu. Bu konuda yani bütün etraftaki bileşenleri topladık. Orada bir konuşma yaptık. Herkes bir hazırlık yapalım diyor. Ama yani, hadi. Hadi artık. Yani bir ama hazırlık yapalım ve hemen. Başımıza gelmeden tabii bunu çok ciddiye almıyoruz maalesef. Yani biz depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Şu anda olabilir, yarın olabilir. Ama ne kadar çok önlem alırsak o kadar iyi. O kadar iyi. Ama Marmara Denizi'nin özellikle biz şundan bahsetmemiz lazım. Marmara Denizi bu afete müdahalede ana üs olacaktır. Hı. Ana üs Marmara Denizi olacaktır. Hı hı. 99 depreminde de Ataköy Marina çok büyük hizmet vermiştir. Ataköy, hı, Marina'dan ilk gidenler, gelenler hep Ataköy Marina. Marina ayakta kaldı. O marinacılar da geldiler, konuştular bu toplantıda. Söyledikleri şu oldu. Biz marinalarımız sağlam, ayakta kalacak. Hiç endişemiz yok. Çok iyi bir marinamız var. Orada fiziki kapasitemiz çok iyi, tuvaletler var. Adam başı şu kadar, şu var, bu var falan. İki, teknelerimiz operasyona gidebilir, gelebilir falan. Çok ama güzel. Bütün bu ekiplerin bir arada bir sepette olması lazım, evet, ve bunun başında koordineli olması lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biraz uzun ve karışık anlattım belki ama. Yo, çok hızlı oldu biraz. Net ve açık bir şekilde anlattınız hocam. Anlattıklarınız çok kıymetli. Özellikle Marmara Denizi'ni çok iyi tanıyan, tabanına çok hakim biri olarak bir ekibimiz var, evet. Ekibinizle var birlikte. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Her şeye hakimiz. Her şeyi biliyoruz. Ama bu bağlamda bilerek önlem almak için acele hareket etmemiz gerekiyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam sağ olunuz efendim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk ile birlikteydik. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.